أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلوات Bugünkü ders imani ders ama derin taraflar, arka taraflar. Şu sorularımıza cevap bulacağız. Ben niye böyleyim? Niye hırçınım? Niye sabırsızım? Niçin kanaat yok? Bilerek sayıyorum. Niye hırçınım? Niye kanaat yok? Niye doyum yok? İstanbul'u versem niçin tatmin değil? Niçin hayattan lezzet alamıyor? Psikoloji değil, ustadın şeyi zaten. Tespitli, ustadın sari ifade. Niye ben hırçınım? Niye bizim çocuklar hırçın? Niçin hayasız çocuk soruluyor ya? Niye saldırgan? Niçin hak ve batıl alemimizde karışık? Çok acayip ders değil mi? Onun temeli sebebini söylüyoruz. İki yer okuyacağım. 727 sözler ve 410 sözler. Atıfları çok ama bu iki yerden çıkmamaya çalışacağım. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış. Yuvalarına dönmeli. İza te'ennesel ricalu sufahâ'u bil havasat İza tereccele nisa'un naşizatul bil vakahat. Manası, sefi erkekler heveslerle kadınlaşınca isyankar kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir. Bir de okuyayım. Sefi erkekler ama heveslerle kadınlaşınca heves his kadınlarda camidir. Yani muhakeme ve muvazene pek olmaz. Onların işlevleri bu. Ev hayatı olduğu için, çocuk yetiştirdikleri için hepsinin erkek kadın üstünlüğü yoktur. Herkes ayrı. Bu mu üstün, armut mu üstün? Bunun işi başka, onun işi başka kardeş. Üstünlük ve düşüklük Allah'ın dininde nerededir? Takvadadır. Yani işleve göre organ veriyor, organa göre duygu veriyor. Üstünlük ise o organları, o duyguları yerinde kullanmaktır. Sefi erkekler heveslerle kadınlaşınca isyankar kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir. İza te'ennese ricalu sufahâ'u bil havasat İzan tercele nisa unnaşizatul bil vakahat. O zaman her şey gene abi erkeğin görevini yapmamazlıktan çıkıyor. Yok, hepsi ayrı. Öyle değil mi abi? Yok, onun da var, onun da var. Mimsiz medeniyet, yani bir şey yüklenirse zulüm olur. Mimsiz medeniyet, medeniyet Osmanlıca yazarken mimle yazılır, zaten mimsiz. Mimi alırsanız ne olur? Deniyet. Deniyet alçak demektir. Mimi olmayan medeniyet. Alçak medeniyet Taife-i Nisa yuvalarından uçurmuş. Pat pat uçurmuş. Hürmetleri de kırmış. Mebzul metayı yapmış. Yani yuvalarından uçurmuş. Yuvayı, yani kuş düşünü yuva yapan odur. İyaşeyi yapan erkektir. İyaşeyi ve dış dünyaya karşı tehlikeyi defeden ve iyaşeyi temin eden erkektir. Kadınlar ise ve dişiler ise hayvanlarda yuvayı yapar. Odur. Hürmetleri de kırmış, mebzul metayı yapmış. Oraya koy. Dinlesin. Şimdi buraya. Demek ki
uçurmuş. Yuva yapma ile meşgul iken yuvayı bırakmış. Hürmetleri de gitmiş. Mesela hürmeti de şöyle anlarsınız. Hürmet haremden geliyor. Harem. Harem. Mahrem, harem aynı yapıdan. Yani haramları sokmuş. Haramları mahremine sokmuş. Bu sefer mebzul meta yapmış. Yani bolca, çokça ele geçen bir mal. Yani insanlıktan çıkartılmış mal olmuş. Yani alıp satılabilen, kiralanan olmuş. Kiralanabiliyor. Gündelik olursa, İran'da da öyledir. 3 günlüğüne nikah var. 1 günlüğüne nikah var. Kiralıyorsun yani. Buna muta nikah diyorlar. Zındıkların özel şeyi, uydurdukları bu. Dinimizde asla olmayan muta nikahı, zındıkları. Ne demek? Kadınla yani bir ticaret yapıyorsun. Bardak alışverişi gibi. Kaç günlüğüne benim adıma çalışacaksın? Benimsin yani. 3 gün. Yani böbreğini, dalağını, midesini, karaciğerini, ruhunu kiraya veriyor. 3 günlüğüne. Araba kiralar gibi. Rant mı diyorlar bu uçaklardan iniyorsun havalimanında araba kiralamaya? Rantekar mı ne? He. Yani araba kiralamak gibi. Bunu da iniyorsun İran'a. Türkiye'ye iniyorsun otellere. Kiralıyorsun. Orada 3 günlüğüne, 5 günlüğüne. Burada da öyle. Müşteri bekleyen acı manzarasıyla o da bekliyor zaten beni kirala diye. Ve bunun hiçbir değeri kalmamış. Nedir? Mal. Alınıp satılan, kiralanan, tamam, istediği şekilde muamele gören bir mal olmuş. Ve bu haysiyetini yok etmiş. Yani alınıp satılan, müşteri bekleyen acı manzarasına hürriyet verilmiş zannediliyor. Köleleştirilmiş. Eskide pazarda satılıyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce. Şimdi otelde satılıyor. Fark ne? Üstü açık idi o zaman. Şimdi üstü kapalı bina. Tamam. Hiçbir fark yok. İsimler değişmiş. Aynı. Mekke dönemini yaşıyor. Harem. Haremleri kalmayınca hürmetleri kalmamış. Harem. Yani hürmet edilecek sıfatları yok olmuş. Haram denen bir kavramı kalmamış. Hürmet, haram, mahrem kalmamış. Yani harama, mahremine hürmet demek, haram sahasına, mesela Yunanistan'da var hala, evlere büyük bir duvar çevrilmiş, dış duvar, evin değil. Yani dışarıdan bakan evlin avlusunu da görmez. Buna haram yeri, mahrem yeri. Haram, hürmet alanları. Peki o ne olur? O ortamda gelişir. Mesela mevzu bu olunca hürmetleri de, yani değerleri de kalmamış. Mesela değerini şöyle anlayabiliriz. Mesela babaannelerinize, ninelerinize bakın. Babaanne, nine. Köydeki yaşlılara bakın. Namusuna dikkat etmiş. Tarlada da çalışsa, güneşin altında, Adana'da dahi olsa değil mi güneş altında? Sipsi olması lazım ki nurani bir ihtiyar. Değil mi? Tom tom. Böyle tatlı bir babaanneleri görürsünüz. Gençliğinde iffet ve hayasını korumamış kadınlara bakın, yaşlılara. Bakın suratlarına bakılıyor mu? En büyük tesettür onlar yapıyor. En büyük tesettür boyayı kullananlar yapıyor. Tesettürü olan kadın bir açar, görürsün. Boyayı yapanların hakiki kimlikleri yok. En büyük tesettür onlar yapıyor, farkında mısın? Boyalanıyor, kendisi değil. Örtüyor ya, örtüyor, boyayla örtüyor kendisini. Bizimkiler tesettürle örtüyor ama çıkarması kolay. Ötekisi boyayla örtüyor. Saçlarını yaptırıyor, boya yaptırıyor, takma yapıyor. Onun olduğu da belli değil o saç. Kirpikleri takma yapıyor mesela. Kirpikleri de takma mı? O da mı var? Öyle mi? Onu vallahi demiyorum. Kirpik takma var mı ya? Oo. Allah Allah. Neyse, yeni bir şey öğrendim.
Peki ha, o mudur diye, o mudur? Nereden bileceğiz? O mudur? Bir malzeme yapıyor. Bunu anlatmak için anlatmıyor. Bak diyor ki, böyle zeminde yürüyoruz. Bak ne olacak bize. Şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Şer-i İslam, İslam emri onları davet eder eski yuvalarına. Eski demek çıktığı kaynak. Yani çıktığı kaynak nasıl korunuyordu? Nasıl muhafaza ediliyordu ana baba? Ana baba eliyle Allah yapıyordu. Gene o yuvalarına davet ediyor. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayat ailede. Abi rahatımız kalmadı. Kalmaz tabii, çarşı pazardan çıkmazsın. Ne rahat. Peki ne alakası var? Eğer bu dersi ciddi dinlemek isteyen sirayet dersini de dinlemesi lazım. Gözden çıkan şu anın insanı ne kadar rahatsız ettiğini, Kastamonu versene orada. Bir de şuaları vereceksin. Uzat. Şuaları siz bulun bakalım neredeydi? Göz. 13. şuada. 260. Halimi soranlara dedim ki, tek tek dinleyin. Halimi soranlara dedim ki, hem nazar, hem ervah gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Ustadın başına musibet gelmiş. Nazar, ervah gayri tayyibe. Yani nazar, insanlardan çıkan şua, onların cemi, toplandığı mercek gözdür. Göz kalbin aynasıdır. İnsanda var olan enerjiyi göze toplanır, tümsek mercek bir aynadır. Karşıya taşınır kişi. Ve kişinin ruhsal yapısını sendeler. Cin de böyledir. Cin de bir enerjidir. Gözden çıkan enerji de enerjidir. Ver şuaları. Senin herhalde bir şualarım var Hüseyin. Var mı? Şuaların var mı? Aferin. Kitap sayfa kaçtı abi? Ha, Kastamonu 260 abim. İlk defa okuyorsunuz. Biliyorum. Bir defa okuyorsunuz. Olduk cinci ha? Kör olası cehalet. Kör olası cehalet. Kör olası cehalet. Ustadını dinlemeyen nazar. Ha, bir de bir şey değil. Bunu gösteren, dikkati çekenler de oluyor. Cinci bilmem neci. O zaman ben bunu naklediyorum. Ben cinciyse baştaki senin ustadın cincidir. Bunu Kur'an'a süre yapan Allah cincidir. Onu yaratan Allah cincidir. Ondan mı şey yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Allah'tan korkmayan insandan korkun. Allah'tan korkmuyor musun? Abi çok şey konuşuyor. Ben artık evirip çevirmiyorum. Eskiden de biraz sustardım ama. Allah'tan korkmayan insandan korkun diyor. Korkma abi. Onlar şöyle. Onlar niye korkmayacak? Ay yok, Allah şöyle diyor Kur'an'ında. Benden korkun, kimseden korkmayın. Doğru. Şu, korku alimler onu hadiste şeyde de var, rivayette de var. Onlarla münasebet kurmayın. Yani onlardan tehlike gelir. Ha, tamam, o yönden. Ha, o yönden. Yoksa hayatiyetiniz noktasında hakikat ifade edecek çekilmeyin. Tam tersi abi. İnsan... Tabii. Aynen öyle. Şu anda o kadar... Düz olanları seviyorlar ki millet. Allah Kur'an'ında eğip büküp kıvırmıyor. Kur'an'da her şey hak batıl nettir. Kişileri de deşifre eder Allah. Kur'an'da, Resulullah'ta da öyle. Risale-i Nur'da da öyledir. Evirip çevirip kıvırmaz. Risale-i Nur. Hak batılı gösterir. Kişilerin yanlışlıklarını deşifre eder. İsimle. Bana bir tane evirip kıvırdığını gösterin bir tane külliyatta. Yoktur. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım demiş mecliste Mustafa Kemal'a ustad. Bunu demiş. Onun talebesisin. Ha, bir defa ölünür, iki defa ölünmez. Ölünme, ölme olmaz. Tasma ile bir yere bağlanmaktansa adam gibi öleceksin.
tasmalı yaşamak yoktur. Bunu illa şey demiyorum. Bu şeyh olur, hoca olur, abi olur, ustad olur, meşrep olur, cemaat olur. Tasma ile bağlı olma kardeşim. Hakikate bağlı ol. Sana hakikati gösteriyor. Bak bunun, ben okuyorum yeri suçlu oluyor. Ama o zaman ben okuduğum yerden dolayı suçluysa bunu yazan suçludur o zaman. Bak şimdi başka bir yere okuyorum. 323. Kadın çarşı pazara çıktığı zaman neler oluyor diye anlatıyorum bak. Doktorlar da dikkat etsin. Doktorlar yani bizzat bedene temas eden doktorlar. Mesela göz doktoru, burun doktoru, boğaz var ya. Diş doktoru. Yani dahiliye de öyle. Mesela hangisi olabilir? Psikiyatri de o kadar değil. Yani uzaktan temas olanlar. Yani beşere temas eden kemiğine sürüyorsan bu sözüme dikkat edeceksin. Nedir o? Bir, nazar, Kastamonu 260'dan söylüyorum. Nazar, erbah-ı gayri taibe cihetinden başıma gelen bu musibet mi dedi? Evet. Musibet? Aynen. Musibet değil mi? Başıma gelen bu musibet. Ha musibet. Ha. Şimdi 323'te okuyorum. Şimdi kadınlarla ne alakası var anlatacağım. Ennezaru yudhilul cemalel kıdre ve racülel kabri. Nazar deveyi kazana, insanı mezara koyar. Allah Resulü'nün hadisi var. Ahkam çıkartmıyoruz. İbret için bunu destekleyici kullanıyor. Mezarlıktan geçerken göstermiş. Ya hesabım, burada yatanların yarısı nazarla gitti diyor. Bana olmayacak. Bediüzzaman diyor ki, nazar bana dokundu. Hasan diyecek ki bana dokunmaz. Ama diyor ki, en nezar yuthulu cemalu kıdre ve racülü kabri. Meşhur kaide ile nazar beni vurur. Rahatsız eder demiyor. Tınk. Kalemim olsa gösterirdim şöyle. Ver kalemi. Bir kalem ver. Oradan bir kalem ver. Normal bir kalem ver. Nazar bana vurur. Böyle vurur. Onu göstermek için yaptı. Yani vurur atar. Şua değil böyle şey değil. Vurur. Tabanca gibi vurur. Nazar... Meşhur kaydıyla nazar beni vurur. Al, kusura bakma ya, bir şey göstermek için yaptım. Çünkü bana bakan, kadına bakan, ya şiddetli adavetle, bana öyle yapıyorlar. Ustad söyledi, seni dersini, sokaktaki değil, dersini dinleyenlerin çoğusu seni sevmez diyor. Ustad dedi bana, anlattım rüyamı. Rüyamda, bir ders yaptık, millet bir coştu böyle. Tabii biz de keyifleniyoruz, rüya. Abi maşallah olmasaydın şöyleydi böyle bir sürü şeyler geliyor, iltifatlar. Usta tavandan indi. Ama öyle bir salondayız ki Mehmet. Spor kompleksi düşün. Yüksek, çok yüksek. Hepsi lambiri. Ama acayip. Usta lambiriden hop aşağı indi, belden aşağı yok. Bunların arkayı gösteriyor, onların üzerinde havada bana dönüyor. Bunların çoğusu seni sevmez. Mesele bu kadardır. Tak böyle yaptı. Hem de sakın ha. Bunların iltifatına da böyle hocam, abi traktör şamoli gibi şişmeyesin. Bu tehdit işaretidir. Sakın ha. Ama bunlara aldanmayasın. Bunlar zaten çoğusu seni sevmez. Böyle elinde böyle bir yaptı. Hafif bir tebessüm etti. Çekip gitti. Bunlar son zamanlarda bunlar ne için ne söylüyorsun? Ustad da ne öyle bir işaret almasam yapmazdı. Çünkü ben biraz da kenarda duruyordum. Ustad küllatta bir X yerdeyiz. Birisi ders yapıyor, birisi soru soruyor. Diyor ki, abi ders yapalım mı bunu? Ustada bildirelim, ustad içeride. Ders yapalım mı? Gündelik bir hayat varmış. Ustad içeriden haber göstermiş. Gündelik hayat için soru soruyor. Risale-i Nur'da ne varsa beyan edin. Risale-i Nur'da ne varsa. Ennezaru meşhur kaydıyla nazar beni vurur. Bana bakan ya şiddetli adavetle veya takdir ile nazar eder. İki tane, ikisinin ortası yok. Yo böyle veya çok sever. Tamam mı? Bu iki nazar dahi, aşırı muhabbet, aşırı adavet dahi bazı insanların bir hasiyeti, isabet sırrıyla bakmasında bulunur. Bazılarında, herkeste değil,
Bazılarında isabet içe hasiyet isabet. Hasiyet isabet. Yani isabet ediyor hasiyeti. Gönderebiliyor. Gönderebiliyor. Karşıya o enerjisini, aşırı adavetini enerji yükleniyor. Bu sefer çok yükleniyor bende enerji. Olmuyor. Veya bloku gibi gönderiyor. Ötekisi başı devrilsin. Nereden konuşuyor bu adam ya? Nerede falan. Arama çakıyor. Veya anan bana bizi bitirdi ya. Bu adam meşhur oldu falan. Biz kaldık kenar köşede falan. Böyle aşırı bir adavet. Ki nefretle bakıyor. O insana yükleniyor. Bunun için mümkün olsa mecbur etmezlerse sizin ile beraber mahkemeye vakit gelmemek niyet ettim. Bunun atıfını isterseniz Emirdağ 246, Münafıklar 46. sayfa, Kastamonu 260, Hadis-i Şerifi bunun yerini görmek isterseniz, Behe neydi? Behe, Buhari mi? Buhari olabilir. He. Buhari, 786 hadis sayfasında, ondan sonra Emirdağ 213, Ömer Nasuh Bilmen 463, Muhakemat 98, Sözler 727. Tamam arkadaşlar, şimdi kadın sokağa çıktığı zaman ona aşırı muhabbet, aşırı adavetle ona yükleniyor. Çözümü ne peki abi şimdi? Mesela... Onu okuyacağım hafız. Tamam. Okuyacağım hafız. Kadına yükleniliyor. Bir tanesi söyleyeyim. Kadın çıkmak zorunda kalırsa tesettürü. Tesettür setr olmak ille. Haram, bizim bildiğimiz var ya, mahremine kimseyi sokmamak, ille böyle erkek bakmasın diye değil. O şer'i hüküm, örfü hüküm. Ben batın hükümden bahsediyorum. Tesettür, o nazarları tak bloke ediyor, tak bloke ediyor. Mahremine girmiyor, nazar girmiyor. Tesettür kırıyor. Erkeğin tesettürü mü o zaman abi? Erkeğin tesettürü de takvasıdır. Evet, Allah diyor ki, erkeğe de tesettürünüzü bürününüz. Göz kapakları için Allah tesettür diyor. Erkeğin tesettürü de kapaktır. Yani bana gözümden sokar adam. Kadın da bana gözünden sokar. Baktığım zaman hemen eğer frekans tutturduğum anda benim gözümden sokar. Ben böyleyken bana nazar olmaz. Ustad gözüme bakmayın derdi. Gözden göz olur. Mesela cinli hastalara gözüne bakamazsınız. Böyle bir tuhaf, acayip, garip. Ve vefat etme anında imansız gidenin gözleri ters döner. Dudakları ters döner. Allah Resulü'nün ifadesiyle. Ha, o şeyler. Neyse, o da şey yapmayalım. Bizimle alakası yok. Göz çok mühim. Göz deyip geçmeyin. Ruhun dışa açılan kapıdır. Münafık 46. sayfasında, Münafık bahsinde 46. sayfasında göz kalbin aynasıdır. Kalpte olanı tak diye gönderir haset. En büyük kadına en büyük darbeyi vuran kadındır. Çünkü kadın güzeldir. Hiçbir kadın çirkin değildir. Çirkin gibi zannedilen kadın kıyaslanan kadındır. Onun için hiçbir kadın kıyaslanmak istemez. Onun için kadın dışarıya çıktığı zaman kocasıyla vesairesiyle kendisini diğerlerinle kıyaslandığından dolayı aşağılanıyor. Onun için kadının bu psikolojik yapısına süslü püslü kadınlar, açık saçı kadınlar en büyük darbeyi o vuruyor. Psikolojisine darbe vuruyor. Kıyaslandığı için. Ondan sonra kadın dahi olsa, kadın veya erkek haset, yani kim olursa olsun gözden şua gönderiyor. Kadına kadın haset ediyor. Şunu bok diyor falan tak gönderiyor. Bunları verince de olacağız bilmem ne yani. He? Bunlar gayet makul, bilinen, ecdadın bildiği şeyler ustad da koymuş. Hasan abi, özür diliyorum abi. Bu Atatürk dersi demiş abi. Geçti o. Bir daha çalma. Çünkü ders yapıyorum. Şer'i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada. Rahatları evlerde, hayatı ailede. Rahatları oradadır. Rahatını bozmak. Rahat
Rahmet. Rahmetin tecelliye vesile yuvaları. Eski yuva abi biraz çok enteresan. Eski yuvaları. Yani o şefkati mukaddese mi oluyor abi? Eski yuvaları ta karnından başlar. Beslenildiğin gibi. Sana nasıl bir cennet yapmış? Yani nehirleri görmüyor musun? Anne karnındaki çocuğu besleyen koridorlara batın manacılar cennetteki nehirlere benzetiyorlar. Nasıl ki anne koridorla çocuğu besliyor. Koridorla. İşte eski yuvalarına, yani korunmuş, mahremlenmiş yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede, hayat. Yoksa ölüyor. Kadın cemiyette ölüyor. Abi canlı gülüyor, ha hu hu. Bedensel yapıları kalmış, ruhları ölmüş. Şimdi inşallah başka bir şey yadırgama demezler. Bir vakada, bir olaya şahit oldum. Sordum oradakilere. Ya sen bu Müslüman kadınlardan ne istiyorsunuz? Bu Müslüman kadınlardan ne istiyorsunuz? Niçin gavur kadınlara rahatsız etmiyorsunuz dedim. Onlar dedi ki sen karga evde oturur musun? Yani direkt evde. Yok dedim. O dedi insan zannediyorsunuz. O çırık çıplak olanlara için diyor. Siz insan zannediyorsunuz. Ruhları ölmüş. Biz orada zevk almıyoruz. Boş. Boş yer. O açık saçıktaki kastı o şeyin imansızları kastetmiş. Ama bunlar da onlardan da geri değil ya. O kimseyi de kıvırmayalım. Allah bir şeyi haram etmişse haramdır. Bedende de haramdır. Haramın bedensel yapısı dünyadaki beden negatif enerjidir. Negatif enerjidir. Haramın dimağda vehimdir. Haramın bedende negatif enerjidir. Haram kabirde nursuz ve gıdasızlıktır. Haram haşir meydanında hesabı kaybetmektir. Sırat köprüsünü aşağı düşmektir. Cehenneme doğru gitmektir. Haramın yapısını, sürecini anlattı. Hürmet etmemek, değer vermemektir Allah'a. Bak hayatı ailede ne olur buraya şey yap. Hayat orada. Hayat yok başka. Hayatı ailede. Yani orada gelişir. O toprakta çekirdek şey olur. Temizlik zinetleri. Süsleri neymiş? Süslenip püslenmek. Zinetleri. Mesela bir misal söyleyeyim. Bazı evlere gidiyorum. Yani veya derstir. Ya dostlarımın evine çay içiyorum. Bazen zile basıyorum. Hiç haberi olmadan karpuzumu, ekmeğimi ve peynirimi, 3 tane alırım. Yani Ramazanlarda tak diye basarım. Kapısına ziline basarım, pat diye girerim. Böyle bir ahlakım da var. Bazı ailelere rastlıyorum, yani gidiyorum. Evleri temiz, çiçekleri koymuş, mana ifade eden tabelasını koymuş. Yani bak temizlik zinetleri. Şöyle eve bir bak, kadını seyret. Kadının zihniyetini görmek mi istiyorsun? Nasıl bir modeldir? Kadın kaçmış haramlıktan. Kız çocuğuna bak. Kadın nasıl giymek istiyor? Hevesi nedir? Çocuğunda görürsün. Çünkü o kız çocuğu 3-5 yaşındaki çocuk gidip o marketten kıyafet dükkanında kendisi seçmedi. Kim seçti onu? Annesi. Ne istiyorsa onu giydirdi. Annesinin hissiyatının görüntüsüdür. Annesini seyredebiliriz. Çocuğa bakarak. Yani onu istiyor. Çünkü o dükkandan almadı. Ona giydirenin haletini bize gösteriyor. Temizlik neymiş? Ziynetleri. Bazı evlere giriyorum. İnan yani acayip. Havlusuna bile el sürmek istemem çünkü yeni yıkadım elimi. Tuvalet taşları basılan yerler değil, basılmayan yerler sapsarı. Ya kardeşim bunu temizleyin ya. Temizlik ziynetleri. Biraz tafsil ediyorum ama maalesef İçimi isterseniz silin. Haşmetleri ahlak güzelliği demek. Huy güzelliği. Haşmetleri hüsnü hulk. Yani haşmetleri, büyüklükleri ahlak güzelliği.
Kadın nasıl büyüktür? Nasıl hükmeder? Kadın beşik sağlarken dünyayı sağlaması nasıldır? Yavuz'un annesi demiş. Kadın beşik sağlamaz, dünyayı sağlar. Hüsnü hülk, ahlak ve huy güzelliği onun haşmetleri, büyüklüğü öyle. Hakikaten acayip ya. Annenize bakın, babaannenize bakın o şahsiyetli, kimlikli ve kişilikli. Nasıl bir yapıdı ya? Nasıl dizginleniyordu? Nasıl taşlar koymuş? Sen ikide bir babaannemden dini gördüm diye hatırladın mı? Ya, o da o kadar kaldı. Acayip bir şey ya. Babaannemin dedikleri hepsi sanki öyle bir taş ki. Bazılarına o kadar da değil yani. İnanmak istemiyorum ama mümkün değil. Onun tesirinden çıkamam. Allah Allah. Bazı şeyler hatırıma geldi de çıkmak istiyorum. Haşmetleri, yani azametleri, büyüklükleri öyle. Hüsnü hulk, ahlak ve huy güzelliği. Lütfu cemali, ismet. Yani lütfu cemali, yani sana bahşedeceği, sana ikram edebileceği neyse günahsızlığı. Yani günah yapma. Üzerinde leke yok. Mahremine kimseyi sokmamış. Suratına bakın, tarla faresine benzemiyor. Münafıklara bakın, simalarına. Aynı tarla faresi. Böyle. Tavsif edersem, şimdi birilerine giydireceksiniz bu sefer, onu kastettin diyeceksiniz. Onun için tavsif etmiyorum. Tarla faresi, münafık olarak nefekeden geliyor. Tarla faresi demektir münafık. Yani şuradan bir delik yapar. Böyle çıkar böyle, şey yapar. Kartallar vesaire avlanırken hemen bu deliğe bir girer. Onlar da yılandır, kurulur, buradan bir girerler. Ama tarla faresi buradan 3-4 tane değişik çıkış yolları yapmıştır. Onun için mozaik insan bundan diyorum. Yani tarla faresi gözüktüğü gibi bulunduğu yuvada değil, arka tarafında bir sürü delikleri var. Açılan arkasında bir sürü irtibat şeyleri var, kanalları var, ajan yapıları var. İstihbarat dairesi var, devletler var arkasında. Ama zahirde bir bakarsın, haza Müslüman. Oysa tarla faresi. Demek ki lütfu cemali ismet. Yani sana böyle tatlı bir nesimi rüzgarla üfürür ya. Lütfu cemali, yani sana lütfedeceği. Tatlılığı var ya, of be açıyorsun da seni açıyor böyle. Oh, baba ne ya, babaannem diyorsun, annem diyorsun değil mi? Böyle seni rahatlatıyor ya, gördüğü zaman siması seni rahatlatıyor. Bu nedir? Nereden kaynak? İsmetinden kaynak. Mahremine günahları sokmamış. O arkadaşlar sirayetten bahsettim. Nazar ve ervah gayri tayibe, insanların nazarları tak diye giriyor. Gözlerden giriyor. Kadın veya erkek hırçın oluyor. Yani yığılmış enerji demektir hırçınlık. İçeriye alınan enerji. Hiçbir şey tesadüf yoktur. Unutmayın hep derim. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden. İçeriye ne giriyorsa hayata girdiği için hayatlanıyor. Hiçbir şey ama. Hiçbir çekirdek toprağa gidince ya gübre olur ya bitki olur. İçeriye her giren şey mutlaka kendi cinsinden türevi oluyor, canlanıyor. Onun için hırçın olmak, tatminsiz olmak, hayasız olmak, utanma yok, kanaat yok. Her şey var, hala bir şey. Ha, ruhtaki halin dişe vuruşudur. Peki nasıl olmuş? İçerideki karmaşık bir, homojen bir yapı var yani. Bir enerji yumağı var. İşte onu sayıyor. Onlar yani içeriye sokulan paket enerjiler. Hüsnü kemali şefkat. Hüsnü kemali, hüsnü kemal. Yani kemalatı, kadının kemalatı. İlim yapıp müderris olmak değil. Şefkati. Şefkat de sana bir kucaklıyor.
öyle bir yapılandırıyor, sistemi alt üst ediyor. Yazılımı yeniden kuruyor. Acayip bir şey. Eğlencesi, evladı. Ya değil o. Ben bile Nurcu kardeşimin evine gidince bebeklerini bayağı oynuyor. Yani ondan daha büyük eğlence olur. Acayip. Matrak mı matrak? Acayip. Tuhaf mı tuhaf? Eğlenceleri evladı. Evladına hırçınsa kadın işten çöküntü var. Saldırıdan vuruyor, kırıyor. Adım batsın, lanet okuyor. Yani bir çocuğa bir şey yok yani. Ana mıdır, zalim midir belli değil. A kardeş bu içerisi çökmüş. Lazların şeyine benziyor. Süs kabakları var ya böyle. Süs kabakları uzun olur, eğik olur. Laz demiş ki ona bakarsın hıyar, kırarsın çıkar üstü bir. Yani süs kabağının içini kırarsanız üstü bir gibi lif liflere olur. Zahire bakarsınız hıyar. Kırarsın içini çıkar sana üstü bir. Üstü bir geliyor. Yani bakarsın bir kadın ama kadın mı? Zalim mi belli değil ya. Canavar ya. Vampir ya. Çocuğu tuttuğu gibi kolundan fırlatan var. Hüsnü kemali şefkat. Eğlencesi evladı. Bunca esbabı ifsat demir sebat sebat kararı lazımdır ki dayansın. Yani bu kadın bu kadar ifsat komiteleri var. Televizyondur, cemiyettir. En kötüsünü söylüyorum. Kötü akraba ilişkileri, kötü komşu ilişkileri. Birbirine mesela hele hele anne babası dinden uzaksa senin hanım anasından şey yapacağı için onu kurtarmak zor ya. O zaman bunca esbab-ı ifsat, bu kadar ifsat şeyleri varken o kadın demir sebat kararı lazımdır ki ta dayansın. Nasıl dayanacak? Zor. Nasıl? Peki niye zor? Hem zor hem kolay. Eğer kendisine yatırım yapmamışsa, sizin gibi bak ders dinlemiyor, kitap okumuyor. Gökten de vahiy gelmeyecek, bu dayanamaz. Derse gitmez. Kitap okumaz. İyi şeyleri dinlemez. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü bile yıkamadan televizyonu şarkı türkü açarsa batsın bu dünya. Kendisi batıyor. Onda huzur mu olur? Hırçın, saldırgan, doyumsuz, memnuniyetsiz. Böyle bir şey yani. Acı bir hilkat. Haza bedensel bir organ itibariyle kadın ama ruhu bir canavar mı? Vampir mi belli değil. Çocuğuna vurduğu zaman oraya mutfaktan salona lanet olsun. Allah belanı versin. Şimdi yedirdim seni. Hala ağzın süsmedi ağzın kopansın. Gibi bir acayip bir vampir midir nedir ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu ya? Lanet okuyor. O Allah Resulü diyor ki çocuğuna değil. Eşyaya diyor. Lanet okumak ahmaklıktır diyor. Eşyaya. Mesela civata yapıyordun. Hmm. Civatayı sıkıyordun sen. Patti kaydı. Ayakkabı bağını yaparken olmadı. Ulan lanet olsun lan sana. Ayakkabı bağına lanet olur mu? Camide de lanet okumak diyor ahmaklıktır diyor. Ahmak. Hiç adın gibi bil. Ahmak ya. Eşyaya lanet oku. Şimdi bu çocuğunu okuyor. Ağzın kapansın de. Lanet olasın. Zaten kimin bilmem nesidir diye. Onu da gönderiyor. Mutfaktan salona gönderiyor. Bir garip, acı bir hılkat. Bir acayip birbirine karışmış ortalık. Ama o kadar da kamil, mükemmel, harika, cennet mi cennet aileler de var. Ne yapmışlar onlar? Diş dünyaya kapılarını kapatmışlar. Televizyonu sokmamış. İnterneti de sokmamış. Kocasından memnun, kendisinden memnun. İrtibat kurarken baktı ki zarar göreceğim komşu akraba seçici olmuş. Ondan sonra cennetini yaşamış. Her gelene gitmiş, gitmediği yere selam salmış. Her gelene kapısını açmış. Ondan sonra darmadağın olmuş. Kendi huzurun adına başkalarının hatırı sayılmaz arkadaşlar. Kendinizi kendiniz koruyacaksınız. Bazı akrabayı talukat, akrebi talukat olmuş. Akrep. Uzak dur. Ben uzak duruyorum. Ben akrabam hastanede ölüm şeyinde haber saldı. Gitmedim.
hasta. Sağlığında çiftlik benim kardeşim. Ölmüş. Bu şey okuyacaksam ne yapacağım ben? Doktor değilim. Kendimi korumaya çalışıyorum kardeşim. Baktım zarar göreceğim o caddeden. O caddeden gitmiyorum. Buradan gidiyorum. Kendinizi kendiniz koruyun. Bir akrabayı tahrikat var. Akrep mi akraba mı? Akraba demek garip demek. Bana garip değil ki. Buldu mutlak. Kendiniz koruyun. Ya ama hatir var. Allah'ın hatiri yok mu? Sen zarar veriyorsun. Gidiyorsun anne babana, baldızına, bilmem komşuna, teyzene, dininle dalga geçiyor. Uçuyor musunuz, kaçıyor musunuz? Aa o çocuklar, ha ha o. Lan ne işin var onun yanında? Ya akrap garip demektir. Garip sana yakın olandır. Silah-ı rahim, yani rahim olan Allah'ın onayladığı akraban. Sıla bağ demektir. Rahimim, rahimle bilinen bir bağ. Bismillahirrahmanirrahim'deki o rahimin onayladığı bir bağ. Sıla, sıla-i rahim. Sıla-i rahim değil ki, gadab-ı ilahi dinine tecavüz ediyor yani. Uçacak bak bak bak. Bak uçuyor kaçıyor. Bak bak sakalına da bak. Tesettürüne bak. Şuna bak, uç utanmıyor musunuz? Diyor. Annesi kızına diyor, tesettüre girdi. Ulan o ne sıla? Ne sıla-i rahim? Kat-i sıla-i rahim, sıla-i rahimdir. Akrebi talukat, akrep, akrep. Ben herhangi kızdım değil ha, benim öyle bir çoluk çocuğum şeyim yok yani. Sizin için söylüyorum ve sıkılıyorum. Ondan sonra, zaten sizi düşünmesem bu dersi yapmazdım. Ha, bunca esbab-ı ifsat demir sebat lazım, şey sebat karar lazımdır ki tayeden. Bir meclis-i ifanda, bir toplantıda güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, haset ile hodgamlık derbetir damarları. Yani bir topluma düşünün, iş merkezlerine, bir topluma, düğüne. Ya kadın erkek karışık olan bir yere, güzel bir kadın girsin, kadın erkek fark etmeden şu olur. Riya, rekabet, haset, hodgamlık, hodgamlık damarları deprenmeye başlar. En çok süslü püslü kadın topluma girdiği zaman diğer kadınları rahatsız ediyor. Açık saçık kadın erkeklerden ziyade ilk önce en fazla kadına darbe vuruyor. Benim tespitim. İkinci derecede erkeğe vuruyor. Bak şunu söyleyeyim. Kabul etmekte bir zararınız yoktur. Reddetmekte dini mesuliyeti yoktur. Çünkü benimdir tespitim. Erkek, erkeği affeder. Erkek, kadını da affeder. Kadın, erkeği affeder. Kadın erkeği affeder, kadın kendisinden daha güzel yani nispet edilen, kıyaslanmasına sebep olan açık saçık o kendisine güzel olan kadını asla affetmez. Çünkü aşağılanıyor. Onun için kıyaslanmak istemez. Onun için tesettür risalesini çıkarıyorum. Onun için hemen tesettüre girerler. Kapanırlar ta ki kıyaslanmayalım. Yani onun için kadınlarda fıtridir örtülmek. Kıyaslanmamak fıtridir. Hiç kimse başkasıyla kıyaslanmak istenmez. Bir misal vereyim kıyaslamakta. Televizyon seyrediyor, bilmem ne seyrediyor. Kadınla diyor ki, böyle birisine rastladım. Oh oldu tabii buna. Bak görüyor musun, sen de kadın mısın? Bak lan şuraya baksana şu kadın güzelliğine. Karısına diyor. Doğru diyor, onun yanındaki erkek de sana mı benziyor? Bak o erkeğe baksana. Oh oldu tabii. Böyle yaparsan seni de onunla kıyas eder. Adam gibi adam olursan adam gibi muamele görürüz. Gene ben kötü oldum. Ben olanı söylüyorum. Bana hücum ediyorlar. O bu işi yapanlara kızmıyorlar. Anladın mı? Çok tuhaf ya. Yakmış olan hevesat birdenbire uyanır. Bir toplumun içine bir güzel kadın girerse riya, rekabet, haset, hodgamlık denilen hevesler birdenbire uyanır. Allah Allah ne oluyor ya? Hele hele bu düğünlerde. Düğün falan değil ha. Sanki evlenme ve evlendirme dairesi olmuş. Yarışma. Kim daha güzel giymiş? Ve eve geldikleri zaman kız. Bütün gözler senin üzerindeydi ha. İftiharmış ya falan. Bak kanı şey.
Yani ne kız değil, kadına diyor. Bütün gözler sendeydi ha, düğündeki. Bak şimdi. Ben bunları hep hikaye söylüyorum. Abi nereden biliyorsun? Bizim arkadaşlar söylüyor. Kulağımı üfürüyorlar. Bütün gözler sendeymiş. Bütün gözde bak sende ha. O da iftihar ediyor. Ha, bütün enkazlar sende oğul. İstanbul çöp tenekesi gibi olmuşsun. İstanbul bu şehrin çöp tenekesi yani. Niye? Bütün gözler sende demek, bütün insanların pislikleri sana akıyor demektir. Gözden. Nazar var idi ya nazar. Sirayet. Semli nazar. Yani semli nazar. 66 mıydı Kastamonu? 60. Kastamonu'nu getirsene o çok evet güzel oldu. Çok özür dilerim senden daha. Emirdağ'ı da getir. Kastamonu Emirdağ. Benim kitap olacak. Benim olacak. Tamam. Al abi. Çünkü benim kitap sizden farklıdır. Çünkü niye? Evet. Benim kitap benimle konuşuyor. Niye biliyor musun? Şaka demiyorum ha. Sirayet etmiş. Orada ben varım. Hırkadır ama Allah Resulü'nün hırkası, Allah Resulü'nün sirayeti var. O ecdadın yaptığı camiye bakın Osmanlı, Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bakın. Orada ruhu sirayet etmiş. Bak, benim kitap başka. Benim dünya yüzünde tektir, başka yoktur. ...66'ydı. Havayı teslim eden, havayı bozan, buharat muzahrefe, o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. O semli hava, o neredeydi o kelime? Semli havayı bulun bakalım. Havayı tesmim eden buharat muzahrefe o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Ne kadar müşkilat ziyadelese kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyete şefkı diye devam ediyor. Şimdi nerede geçiyor? Ha. Maddi hava fena ise fena tesir ediyor. Manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhur-u selase ve muharremede alem İslam manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri tenvir eden o havaysa safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Semli havayı şeyde var. Nerede? Lemanar 196'da. Kaç? 196. 196. Semlendiren pisliler diyor. Ha 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 ha. Orası. 196 tesettür risalesi galiba değil mi? Ha, orayı arıyorum. Burayı da güzel oldu ama. Ben 196 semli hava çok önemli. Kaç tam şeyde? 196 mı? 196 böyle ortalara doğru. Nazik ve seri tesir olduğundan orası değil değil mi? Ha 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 şu orası. Nazik ve seri tesir olduğundan madeten tesiri tecrübe edilen, madeten tesiri tecrübe edilen belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Yani insanların şu gözden çıkan nazar madeten insanda hastalığa sebebiyet veriyor. Ölüme sebep bile olmuş. Bu şu mezarlıkta yatanların yarısı gözde öldü diyor. Peki onlar öldürdü. Sana hiç mi tesir etmez? He? Semli hava ya, semli. Yani zararlı bir hava neyle gönderiyor? Gözden gönderiyor. Zehirliyor. Devam edeceğiz.
Taifi Nisa'da serbestliği inkişafı, taifi kadınların açık saçık dolaşmasına müsaade edilmesinden ne olmuş? Sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafı, insanlıkta kötü ahlakların çıkmasına sebep olmuş. Çünkü fena madenler uyanıyor. İnsanda fena madenler var. Fena hisler var. Onlar depreşiyor. Hemen gıdasını alıyor. Hemen ortaya çıkıyor. İşte açık saçıklık piyasada insanlarda ne olmuş? Ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafına sebep olmuş. Dersin başında dedim ki şu sorulara cevap olacak. Aynen şimdi dinleyin o sorunun cevabı. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, bak hırçınlaşmış dedim ya hırçınlık. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda şu suretler denilen Allah Allah küçük cenazelerin mütebessim meyitleri, rolleri pek azımdır. Arkadaşlar, şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhu var ya, hırçın, kırcık, kıvrıyor, tatminsiz, doyumsuz, ne olursa, bunların sebebi diyor, şu suretler denilen gazete, televizyon, reklam ve piyasadaki şu gözüken açık saçıklık suretler küçük cenazelerdir. Bak diyorum, gözden çıkan enerjide adamın, kadının kendisi var. Ona ustad diyor ki küçük bir cenaze. Benden kopanlar benim özelliğimi taşıyor. Yani şöyle, özür dilerim, affınıza sığınırım. Benden çıkan büyük abdest, benden çıkan idrar veya su beni dışarıya taşımıyor. Doktor diyor ki organlarını anlamak için şunları ver. Yani hiç değer vermediğimiz, attığımız suları bizi taşıyor. İçinde biz varız. En pis. Peki benim kokum, benim sesim, benim simam beni taşımaz mı? Benim gözümden çıkan, bak ağzımdan çıkan ses beni taşıyor. Benim gözümden çıkan şua, bak ağzımdaki sesi duyuyor musunuz? Görüyor musunuz peki? Görmüyorsunuz. Gözden çıkan şuayı da görmüyorsunuz. Bu sesten daha tesirlidir. Ses mananın dışa vuruşudur. Göz ise kalbin aynasıdır diyor. İyi dinleyin şimdi. Gözden çıkan şua kişinin aynen cenazesi gibi. Kendi fotokopisidir. Adam geliyor giriyor. Aynen giriyor içeriye. Çünkü ustak bak ne diyor? Şu suretler denilen küçük cenazeler. Cenazelerin mütebessim meyitlerin rolleri, yani artist gibi böyle resimle falan çıkıyor ya, mütebessim rolleri pek azimdir. Yani o insanın içine giriyor, içinde aktif ediyor, oraları bozuyor. Tak 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 tak. Ondan sonra insanda şöyle gözüküyor. Doyumsuz, hırçın, tatminsiz, kafa kontrolsüz, psikoloji, panik atak, her şey buradan çıkıyor. Ruh bozulunca ne olacak? Ruh bozulunca şu olacak. Ona buna gelene aşık olacak. Ona buna gelene takıntı olacak. Doyum olmayacak. Versen zeytin burnunu, tatmin olmayacak. Ben o kadar çok, hepiniz biliyorsunuz. Adam ne yaparsan yap, kıza, çocuğa, hanıma veya adama delikanlıya. Vallahi ne olursan al, doyum yok. Tatmin yok. Memnuniyet yok. Huzur yok. Ya bir rahatlama yok. Yok 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 ya yok. Tam da sebebi nedir bunun ya? İçeri soktuklarımızın dişe vuruşları bunlar. İçeriye soktuklarımızın dışa vuruşları bunlar. Anladın? Abi Üstad, o resimleri, o resimleri ölüdür diyor mesela. Evet, şu bir tanesini aç şurayı. Bununla bir ilişki bağlayabilir miyiz? Nasıl, hangisi abi? O resimleri diyor, bunlar bir ölüdür diyor mesela. Bunlar şehvet diye şey yapmak. Ha, o dört, ona geleceğim. O gaz, iki tane şeyi var. Gölgeli ve gölgesi suretler.
gölgeli suretler vurduğu zaman gölgesi var. Bu heykel. Gölgesi olan suret. Gölgesi olmayan suret resimlerdir. Ha? Onlar ruha giriyor arkadaş. Ruha giriyor. Renklerin, şekillerin şey olmasa, manası olmasaydı Allah ayvayı öyle yapmazdı, şeftali öyle yapmazdı. Yani renklerin dili var ve şekillerin dili var. Bak cevizi yapmış, aynı beyne benziyor. Cevizi kırın. Bakın için nereye benziyor? Beyne benziyor. Beyne bakıyor. Gümüş iyonu var çünkü. Peki nara bakın, senin mesleğin, şey memleketin, benim memleketim. Nara bakın. Hücrele hücre. Hücre, hücrelerde koy. Hücreleri tamir ediyor kardeşim. Bal. Bal hücreyi tamir etmez. Tıbbı Nebevi'de Osmanlıca'da yazıyor. Bal hücreyi tamir etmez. Kur'an'da şifa diyor. Hücre o eski hücreyi alıp atar, yenisini yapar. Tamirle uğraşmaz. Böyle bir mucize ya. Yani peki bu şeklin bir manası var. Manasına göre şekil almış. İşte bu suretler de bu televizyonla, internette ve sokaktaki çırık çıplaklar medeni beşenin hırçınlaşmış ruhunda, yani insanın ruh hırçınlaşmasına sebep olan bu içeriği giren bu resimler. Hem de müthiştir tesiri. Mesela bak bir haşiye koymuş. Nasıl meyiti bir karıya, cenaze morgda yatan bir kadına. Anlıyor musunuz? Ok meydanı SSK'ya gidin. Başım çok geçtiği için. Tamam. Alkata inin. Morg var. Erkeklerin, kadınların cesetleri. Oraya gidin, cesette bir adam düşünün. Ölmüş kadın. Rahmete muhtaç. Gidip bir adam, insan düşünebiliyor musunuz? Gidip üzerine açıyor bakayım diye. Öyle bir adam olur mu? Bu adamsa insan mıdır? İnsan olabilir mi sizce? Asla olamaz. Çünkü tereyağı bozuldu, daha diptedir. Aynı bak buna biz yapıyoruz mesela. Bundan daha beterim. Nasıl meyte bir karıya nefsanı nazarla bakmak, nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine müştehyane bir nazarla bakmak ruhun hissiyat ülvesini söndürür. Aynı onun gibi ölmüş bir kadının filmi var, resmi var. Aynı öyle bakıyoruz. Ne farkı var ki? Hamoktaki ceset, ha filmdeki resmi. Aynı şeyi yapıyor ruhumuza. Yalnız şu fark var. Bunun öldüğünü unutmuşuz. Sağ gibi zannediyoruz. Peki soruyorum, bu kadın ne? Toprak. Bu nesi? Onun resmi. O kendisi. Ha, aynı işte morka bakmak. Morkta ne yapacaksın? Gözde bakmıyor musun? Bunun da resmine bakıyorsun. Aynı şey. İkisi de bakma. Fark. Yani bu da ölü, bu da ölü. Morktaki ceset de ölü ve bakıyorsun. Filmdeki resmi de ölü ve bakıyorsun. Ama o kadar acayip normal olmuş ki zannediyoruz ki bu biraz onun gibi değil. Morktaki bakmak gibi değil. Memnu heykel suretler, yani yasaklanmış, men edilmiş heykeller var ya, suretler. Mesela bakın bazı evlerde rastlarsınız. O rezil kepaze düğün yapmış. Orada çektiği resimleri utanmadan bir de evin her tarafına süslemiş. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, erva habiseler, şeytan ve cinler evde, tuvalet, banyo, bir de asılan resimlerin gözlerinde olur. Benim resmimi dahi görseniz daha yukarıya çıkarınız. Öyle mi dedi? Ne dedi? Ayağınızın altına alın diyor. Benim resmimi dahi. Adam diyor ki, kadın ki, babaannemin ya bu dedemin ya Bediüzzaman'ın kimin olursa olsun kardeşim, Allah Resulü'nün üzerinde bir resim olur mu? Benim resmimi dahi görseniz, dahi çiğneyin, aşağı indirin. Ya bu felancanın. Ya kardeşim, Resulullah'tan dahil bir şey olur mu? Ne biçim kafa taşıyorsun? O koymuş o rezil kebaze, bir kere hatayı yaptın, o günah işledin. Gaflet döneminde düğünü yaptın. Çekilen fotoğrafları, çırıp çıplakları niçin süslüyorsun evi?
Niçin hala insanları arama sokuyorsun? Hala iftihar ediyorsun? Ne oluyorsun biliyor musun sen? Günahından utanmaz insanın hükmü şeriatta fasık-ı mütecahirdir. Günahından utanmayıp alelen işleyen ve işlediğinde alelen severek ifade edene fasık-ı mütecahirdir. Fasık-ı mütecahire de Allah Resulü haşirde şefaatim yoktur diyor. Günah işte böyle bir adam düşünün. Ya Allah kahretsin ya yaptık bir kere. Dün de yaptık işte. Çünkü bilmiyorduk, cahildik, hevesi geldik, dolmuşa geldik tamam. Ama tövbe ediyor. Bir böyle bir model düşün. Ötekisi de o yaptığını iftihar ediyor. Hala sergiliyor. Bak bir tanesine ne anladı. Affınıza sığınarak bir müsaade edin. Kuksa Efendi yaptı. Kuksa Efendiler. Kürsüde bunu anlattım. Resimleri kaldırın falan. Hani her akşam bir iftar yapıyoruz ya bir evde. Camide almaya da her akşam bir evde iftar yapıyorsun imam. Şimdi eve anlattım yani bunu anlattım resimleri indirin falan. Bunlar baktım ki indirmeyecek. Özür diliyorum. Bildiğiniz için söylüyorum. Onlar biliyor. Dedim bunlara bir hissi bir darbe vurayım. Laftan anlamıyor. Başka bir lisan kullanayım. İftara gittik 10-15 dakika var. Elimi koydum. Vay be bu kadın da ne kadar güzelmiş dedim ya falan. Ona evde bakıyorum veya bakmıyorum yani. Ha, bakmıyorum Allah biliyor öyle bakarak falan değil. Ama resim var. Başka bir yere bakıyorum ama sanki bakıyormuş gibi. Ya bu kadın hakikaten de güzel. Allah Allah bu ne biçim falan. Adam da sofraya getiriyor. Mutfaktan yemek taşıyor. Hocam hayırdır? Ya şu kadınlara bakıyorum dedim ya. Hocam. Hocam bu ne saygısızlık dedi ya. Aynı böyle. Kardeşim sen dedim körler pazarına ayna satılır mı? Sen bunu niye yastın? Dinlesinler, koklasınlar, tutsunlar diye değil. Seyretsinler diye. Şimdi oraya astım ben seyretmezsem sana hakaret değil mi? Sen niye astın? Seyredesiniz diyor. Ben de seyrediyorum seyrettiğimi de ifade ediyorum. Madem seyredilmesini istemiyorsun niye seyredin diye teşhir ediyorsun? Baktı koydu çorbayı. Bu diyor hayvana böyle bir ders lazımdı. Hiç sökmek de değil ha. Tuttu koparttı. Oldu dedi. Ama kalbin vicdan rahat olsun. Bakmadım sana böyle ders vermek için. Oturdu. Ve bir daha o kadın takmadığını. Sen niye astın? Resim niçin asılır? Duyulsun, koklansın diye değil. Seyredilsin diye. Adam seyrediyor. Ya. Arkadaşlar, memnu heykel suretler, yani men edilmiş heykeller, suretler nedir? Ya zulmü mutacirdir. Ne demek zulmü mutacir? Yani teşhirinden şey yapıyorum. Zulmü mutacir. Pardon. Şey... Kaçlaşmış bir zulüm. Zulüm. Mesela Mim Kemal heykeli. Zulmü mutacir. Taşlaşmış zulüm. Yani o heykeli yani bu memlekete benim dediğim gibi oluyor. Onun arzularıyla dayatmasından ortaya çıkan zulüm. Yani yaptığı zulümlere hakim oluyor. Ya zulmü mutacir ya mütecessit bir riya. Film. Böyle resimler. Riya. Yalaka, gösteriş için, bana bak, bana dikkat et, beni seyret vesaire. Veya müncemi tevestir. Ya tılsımdır. Tılsım girmek istemiyor. Bir parçasını gireyim mi? Bir parçasını, bir tanesine. Hasta ve rahatsız olanlara ervah habise ne yaparlar? Tılsım yaparlar. Tılsım yaparlar, tılsım. O suret ve heykellerle sihir yapılıyor. Siz zannediyor musunuz ki heykeldir sihir? Sihir yapılıyor. Her renkli gazetede sihir yapılıyor. Şu anda Türkiye'de her televizyonun, her reklamında 25. kareli sihir yapılıyor. Büyü yapılıyor. Büyü ve sihir yapılıyor. Her filmde... Her filmde, Türkiye'de oynatılan ailevi filmde ya sesinde veya suretinde sihir yapılıyor. Menfi veya müsbet. Amerika, Irak'a girmeden 2 sene önce Kur'an-ı Kerim ve vaazların arkasına 25. karede ses yüklemiş. Direnme, direnme. Mesela şunu arkasına şöyle koymuş.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Direnme. Errahmanirrahim. Savunma. Böyle koymuş. Ama sen onu duymuyorsun. Ondan sonra kolunu sallaya sallaya bir tane mermi atılmadan Bağdat'a girmiş adam. Çünkü zaten zındıklar teslim edecekti. Direnecek Müslümandı. Müslüman da Kur'an dinlediği için. Kur'an'a da arkasında 2 seneden beri 25. kare kullandı. Türkiye'de de yapılıyordu. Ama Allah razı olsun bu şeyden, hükümetten. 25. kareyi fark etti, şükürler olsun. Ve bayağı gayret ve çalışmalarına yakine şahidim. Bana da sordular, hocam ne yapabiliriz diye. Onların ehillerinden. 25. milletimden bir arkadaş orada görevli ol. 25. kare kullanıldığını, Deccal'ın resminde acayip sihir büyü yapıldığını, o Deccal'ın ilk sayfadaki resimde resim değildir, işte tılsımdır. İşte beni fazla konuşturmayın. Heykel ve resimlerde sihir ve büyü var. Ağzını tut, tamam. Celbeder o habis ervahlar. Aha söylüyor be kardeşim. Bu tılsım ne olduğunu söylüyor. Yani heyecanlandırıyorsun. Ya böyle yapıyorsunuz ya, nedir diye. Bak. Ya tılsımdır. Tılsım nedir? Ustad diyor. Celbeder o habis ervahları. Habis ervahlarının üstüdür. İncil'i kavuş Amerika'nın. Amerika'dan oradan sana vuruyor. Uydudan bazı istasyonu bazı sana geliyor. O resim ve heykeller celbeder habis ervahları. Habis ervahlar o yolla sana sokuluyor. Her diziyi seyreden büyüleniyor. Sihirleniyor. Lazcısı bu. Bak. Ya tılsım. Noktalı virgül. Aç onu. Noktalı virgül manası ne demek? Açıyorum demektir, değil mi? He? Hatta yok. Açıyorum değil. Bu demektir. Çift nokta. İki nokta üst üste. İki. Ya tılsımdır. İki nokta üst üste. Gözüm noktalı virgül zannetti. Bizzatı karşılığı. Yani nokta virgül olsa açıyorum. İki nokta üst üste aha bu. Tamam. Ya tılsımdır iki nokta üst üste. Ne? Celbeder o habis ervahları. Habis ervahlar. Yani sihir ve büyüleniyoruz. Başka, abi sihir yaptılar. Kim yaptı sana lan? Seni adam yerine kim koyacak? Herkes kendi derdine düşmüş. Bunlar hepsi yalan çoğusu. %99.9'u yalan. Ama sihirlenmişsin büyüyor ama senin o birisi yapmamış. Sana televizyondaki diziler yapmış. Celbeder o habis ervahları. Ustad 260 Kastamonu'da ne diyor? Geç oraya. Beni rahatsız eden nazar ve ervah gayri tayyibe. Geç sözleri 246'da. Ervah habise mevvadi şiririnin mümessili ve sekenesi ve habisleridir diyor. Tamam. Peki bunun çaresini ne yapacağız? Ustad 258 sözlerde. Tılsımat-ı Kur'an'ı ile. Tılsım burada bak. Tılsım. Tılsımat-ı Kur'an'ı ile mukabele ediniz diyor. Ustadım tılsımat-ı Kur'an'ı ne demektir onu da bilmiyorum. Geç Hasan 31, 32, 33. Latif nüktelerde huruf-u mukatta. Elif. Lam mim ha mim ayn sin kaf. Adam gibi yaparsan ama 7 tane be. Vallahi ben enerji yüklendim inan. Acayip bir şey. Huruf mukatta bir tuhaf. Ustad diyor ki düğmedir diyor. Peki başka sihir yapıldığını nerede söylüyor ustad? Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel... Bak, kul şeyde, şu ağlarda. O mikrofon var ya mikrofon. Onlar gibi. Şimdi o mikrofonlarla diyor, yayınlarla size sihir yapılıyor diyor. Sihir yapılmasını da orada da söylüyor. Kaçıncı şuadayı diyor, hadi bakalım söyleyin. 11. şuanın kaçıncı meselesinde? Ha? 11.
Ulauzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekâb ve min şerri nefâsâti fil ukad. Bu sureyi okuyacaktım, onu okudum. Ennefâsâti fil ukad. Fil. Düğme var ya, ip. Düğme atar mısınız bir ipe? O tümsek oldu ya. O ipin kendisi mikrofon. Attığınız tümsek o konuştuğun yer. Ennefâsâti fil ukad ukde. Neffa. Mikrofonlarla. Ondan sonra başka ne diyor? Diyor ki şerri diyor. Kaç tane şer diyor? Kulauzu bi rabbil felak min şerri ma halak. Şerri ve min şerri iki ve min şerri üç ve min şerri dört. Ondan sonra size nerede geçiyor? Şeddi sevini çözünün. Yani orada uzun olur, orayı göstereyim. Ha, dört, yalnız mana işaretiyle beş cümlesine dört defa şer kelimesini tekrar etmek, kuvvetli münasebet-i manevi ile beraber dört defa, dört tarzda bu asın, emsalsız dört teşhitli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına, yani Cumhuriyet Halk Partisi demekmiş. Şer. Yani burada anlatıyor, uzun olur diye. Dört tane inkılap var. Dört tane inkılap. 1980 şerinden uzak durun diyor, burada var. 1900 şeyde 50 şey 50 miydi, yok. 60 ihtilali. 1900 Cumhuriyet. Ondan sonra ikinci harbe girmeyin diyor. Bir de o ikinci harp. Dört tane şey. Bak diyor ki ve mübarezelerin aynı tanrıyla parmak basmakla manen bunlardan çekininiz. Emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir işad-ı gaybidir. Gelelim bu aletlerin şer yolda kullanılması. Sihir fertler aleyhinde yapıldığı gibi aldatıcı, şeytanetli ve cerbezeli sözlerle saltanattan halk tabakalarına ve umumi ifsadata kadar sihrin enva ve dereceleri vardır. Evet, Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı aleyhinde çalışan bir Yahudi ceyranının takip ettiği siyasi sihirbazlığının asrımızda bir nümunesi mahiyetinde ve asrımızın şart ve inkılaplarına göre yaptıkları ifsadat şualar mecrasına şöyle ifade edilir diye devam ediyor. Burada şer diyor da dört tane şer Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerini, ha şu. Min şerri ma halak, her tarafa kaplayan karanlıkların şerinden. Şeddele sayılmaz 1361 yani 1945 ederek bu emsalsız harbin merhametsiz ve zalimane tahribatlarına Rumu ve icri tarihleriyle parmak bastığı gibi aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan Nur şakirtlerinin geniş bir imha planından ve elin ve dehşetli bir beladan ve Denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manayı remziyle onlara da bakar halkın şerinden kendinizi koruyunuz. Meal bak. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz gizli bir ima ile der, iki nokta. Şöyle geçiyor gayrimüteşebbih. Halk Partisi'nin şerrinden Sungur abi ustattan naklediyor 1985'te Fındıkzade'de ağzından ben duydum diye not almışım. Düğüm, yani bak, halkın şerrinden kendinizi koruyunuz manası var ya. Ve min şerri halk. Halkın şerrinden. Min şerri mahalak. Min şerri mahalak. Halk. Halkın şerrinden. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. 1985'te Sungur abi Fındıkzade'de bunun devamında Rüştü abi anlatırken, Rüştü abiyle beraber,
Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. Üstad kafayı kaldırdı. Halk partisinin şerrinden kendinizi koruyunuz dedi diyor. Zaten burada söylüyor. Şer dört tane inkılaptan bahsediyor. Birincisi Cumhuriyet'in laikliğin ilanı. İkincisi İkinci Dünya Savaşı. Üçüncüsü inkılap 1960 ihtilali. Dördüncüsü de 80. Daha inkılapları yoktur. Kur'an'da da 9 tane müfsitten bahseder. 10 tane müfsitleri yoktur. Şu anda 11. Cumhurbaşkanı var. Abdullah Gül değil. 11. Turgut Özal'la Abdullah'ı çıkarsan 9. 9'u da müfsittir. Mealen ayette 9 şehirde 9 müfsit var idi ki şehri ıslah etmezlerdi, ifsat ederlerdi. 9 müfsit. 9 müfsit. Allah 10 tanesini inşallah vermeyecek. Halkın şerrinden demek Halk Partisi demektir. Halk Partisi'nin sistemi zaten. Şimdi en dehşetlisi de Halk Partisi'ne karşı gibi gözüküp aramızda bulunanların şerrinden kendinizi koruyunuz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. 410'u da merak edeniniz varsa sözler 410'da da esas şeylerin resimlerin, suretlerin, heykellerin ruha nasıl tahrip yaptığını, nasıl bozduğunu, ömrüm, zamanım yetmedi, oraya okuyacaktım, yaptığını orada anlatıyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-selavâtı.